İyi günler. Başkanla yüz yüze. Program başlıyor. Başkan yanımızda. Başkanım iyi günler. İyi günler Nizamettin abi. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Yine semt bakkalı. Aynen öyle. Çünkü bunlar çocukların bakkal amcası, müşterinin komşusu. Yaz dediğin zaman defteri kalın olan yazabilen fedakar insanlar ama ben içeride konuşacağım. Burası çok soğuk, dışarı çok soğuk. Bir şey anlattı, ta yüreğime oturdu. Onu size de anlatacağım. Evet, başkanla yüz yüze başlıyor. Bakalım neler görüşeceğiz, neler konuşacağız, hangi dertlerde buluşacağız. Girelim bir bakalım. Evet, başkanla yüz yüze bir semt bakkalı. Yıllar önce benim çocukluk dönemlerimde burada bir tek ev vardı ve Kadir Bey diye birisi otururdu burada. O zaman Kadir Bey derdik buraya. Sonradan mahalle oldu, Karşıyaka oldu. Karşıyaka'da da bir semt bakkalı. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Öncelikle başkanım, sonra sizin ekibiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Tanıyayım seni önce. Ben Halil Uslu. Doğma büyüme Kızılcamamlıyım. Hangi köy? İnceyez köyü. 1970 doğumluyum. Yakındır 5 kilometre Kızılcamam'a. Yani burada büyüdük. Kadir Bey de büyüdük. Başkanla da aynı yaşıt gibisiniz değil mi? Aynı, başkanım. Aynı, doğru. Çünkü bundan önce bir haber verdim ben kendisine. Biz başkandan dedi, çocukluk arkadaşıyız dedi. Evet. Tanır mısınız önceden? Tabii tabii. Şimdi çok şeyimiz oldu. Beraberliğimiz, birlikteliğimiz, beraber çalıştık, gezdik, tozduk. Şimdi demek ki iki dost ama şu anda dertlerde buluşacak iki dost. Sıkıntılarda buluşacak iki dost. Biz de arada mikrofon tutacağız. Biz de orada duracağız ama siz gelmeden önce Halil Uslu çok ilginç bir şey anlattı. Bir gün diyor bir çocuk geldi bize. Daha doğrusu Halil Uslu'ya gelmiş. Demiş ki amca bir 10 lira verir misin? Tabii çocuk olunca 10 lira bir fazla bir para değil ama çocuk. Ne yapacağım oğlum demiş bu parayı. Demiş ki babam istedi. Demiş ki babam istedi de babam demiş ne yapacak bu parayı ya 10 lira çok az bir para. Yani bir borcu olarak alınacak bir para değil. Çamaşır suyu alacağız amca demiş. Oğlum bende de var çamaşır suyu demiş. Sendeki biraz pahalı. Biz marketten alacağız demiş. Ta yüreğime oturdu bu. Karşı taraf içinde, bakkal içinde, çocuk içinde. Şöyle bir düşündüğün zaman yüreğe oturacak mı mesele değil mi? Doğru. Çok ilginç değil mi başkanım? İlginç ama maalesef bu şeyler oluyor. Peki oturalım mahalle be. Bakkalları zaten o yönden sıkıntılı. Yürelim de dertlerini bir dinleyelim mi? Evet. Bu bir dert değil mi Halil? Yani bir çocuk için de zor. Ama hani derler ya şeyi çocuktan al haberi diye. Mesela babası gelmiş olsa ben aşağıdan çamaşır suyu alacağım demez. Evet. İşte süt aldım der veya çocuktan işte. Çocuktan al haberi tabii tabii. Yani çocuk da saklayamadı. Hani biraz sıkıştırınca ben dedi aşağıdan dedi çamaşır suyu alacağım. İla yavrum burada da var çamaşır suyu niye aşağıdan alıyorsun? Halil amca burada pahalı dedi. İyi tamam yavrum dedim. Parayı da verdim ha. Zarar etmesin. Biz 10 liraya 10 liraya 2-3 ay bekledik ama velhasıl kelam gelsin diye. Ama çocuğu da kıramadım yani. Açık ve net konuştu çocuk. Yalan da söylemedi. Şimdi manzara bu. Eğer şöyle bir düşündüğün zaman toplumsal bir yara değil mi bu? Başkanım. Yani şimdi bu teknoloji ilerledikçe bazı değişimler de hayatımıza giriyor. Bunlar bazıları olumlu yönde, bazıları olumsuz yönde. Ama mahalle bakkalları bizim gerçekten kültürümüzde olan, bizim geleneklerimizi yaşatan, işte dayanışmanın olduğu yerler, mahalleyi bilen insanların olduğu yerler, bakkallar. Yaşatılması gereken bir gelenek, görenek ama biraz da önce de dediğimiz gibi maalesef teknolojik imkanlar, teknolojik şartlar. Bugün şu noktaya geldik ki artık şeyler bile, önceden mesela Ankara'ya gittim miydi Kızılay'da Ulus'ta alışveriş yapardık. Onlar şu anda yok. Yarın bir gün AVM'lerde artık bitmek üzere. Çünkü teknoloji o kadar hızlı ilerledi ki artık her şey çoğu evinden çıkmadan alışverişini yapabiliyor. Bu önceden işte konfeksiyondu, işte elektronikti ama şu anda şeylere bile, yani gıdadır, bakkal ihtiyaçlarına bile internetten ulaşabiliyor insanlar. Tabii insan o an işinin çözüldüğüne bakıyor. Başka işte karşısındaki mahalle bakkalının veya
ne bileyim diğer insanların ne sıkıntı yaşayabileceği o alışverişi yaptığı zaman düşünmüyor. İnsanlar o yönden hassas olması lazım. Ve bir miktarını, alışverişinin bir miktarını bu tip yerlerden, yani mahalle bakkallarından yapması lazım. Dijital dönem. Yani internet üzerinden her şeyi halledeceğiz. Ama kaybedeceğimiz ne? İnsan. Evet. İnsan ilişkileri, dostluk, samimiyet, muhabbet. Demek ki bakkal amcalar bitecek. Biz neyi kaybedeceğiz? Düşünmek lazım. Oturalım başkanım. Oturalım. Buyurun. Evet. Başkanım, siz gelmeden önce kısa sohbetlerimiz oldu Halil Uslu'yla. Mesela bir öneri. Kendisi anlatsın ya öneri. Şu atoyla alakalı bir önerisi var. Hocam şimdi başkanım, ben diyorum ki biz alırken malı alırken kaybediyoruz. Mesela geliyor toptancı, şu fiyat diyor. Biz aldığımız 2 liralık ürünü aşağı market 1.75'e satıyor. Biz şimdi bir de kar koyuyoruz. 2.25 oluyor. Şimdi aşağıyla uçurum biraz artıyor. Biz aynı almıyoruz malı. Diyelim ki aynı aldık. O biraz daha ucuza satabilir. Sürümü fazla. Hadi biz de birazcık fazla satalım. 10 kuruş. Aradaki farkı kapatalım. Ama ben diyorum ki mesela Ankara Ticaret Odası var mesela. Biz internet üzerinden tüm bakkallar Türkiye genelinde, Kızılcahamam genelinde, artık o nasıl yürür tam onu bilemiyorum ama Türkiye genelinde internet mesela üzerinden Ankara bünyesinde mesela başkanım, internet üzerinde sipariş veririz. Tüm bakkallar olarak, sayı olarak daha fazlayız marketlerden. Onlar bizim adımıza alışverişini yapar. Bize fabrikadan direkt alırlar. Bize fabrikadan direkt yollarlar. Biz de marketlerle fiyat farkında bir uçurumumuz olmaz. Belki daha da aşağıya alırlar. Belki daha da aşağıya satarız diye düşünüyorum başkanım. Ama bu arada da diyoruz ki biz komisyoncular veya GİMAT toptancılar aradan çıkar. O zaman da yani sen biraz önce de konuşmanda hani internet üzerine alışverişe döndü falan dedin ya başkanım. Aha. Hakikaten biz çoğu ürünümüzü şimdi internet üzerinden sipariş veriyoruz. Yani isim vermeyeyim. 3-4 firma var şu an. İnternet üzerinden sipariş veriyoruz. Adam sadece malını indiriyor, parasını alıp gidiyor. Yani onlar da öyle yapabilir. Diğer GİMAT'tan aldığımız ürünler var mesela, gıda üzerindedir, yağdır, şekerdir. Yani bunlar uçurum olacak şeyler. Yani orada girdisi belli olur, çıktısı belli olur. Marketlerin kaçar. Sadece aracılık yapsın diyor başkanım. Sadece bize malı alırken aracılık yapabilirler başkanım. Bu sizden alakalı değil ama. Bizden alakalı olarak değil de. Değil başkanım. Yani güzel bir fikir ama uygulanması imkansıza yakın bir şey. Çünkü Halil böyle düşünür. Bu mesela Kızılcahamam'da kaç tane bakkal vardır? 20 tane bakkal var diyelim. Ankara'da kaç tane vardır? 2000 tane bakkal var diyelim. Türkiye'de kaç tane vardır? 1 milyon tane bakkal vardır diyelim. Yani onların şey gibi o zaman şuna benzer. Aynı organizasyonun diğer marketlerin ismini vermeyin. Yani marketin şu bir şey gibi olursunuz o zaman. Market gibi bakkallara olursunuz. Bakkallara aracılık yapıvereceğiz. Acente gibi olursunuz. Atıyorum ticaret. A marketinin şubesi gibi olursunuz. Ama çünkü senin bahsettiğinde kaç çeşit durum vardır? Sen bir yani diyelim ki 3.000-4.000 çeşit ürün var. 3.000-4.000 çeşit ürün üzerinde. Yani o zaman şunu diyorsun. Devlet bir market açsın. Biz yok, oradan sipariş. Devlet ona ato ticaret yani. Odaları ato, devreye girsin. Ato yani. Da yarı kamusal olduğu için. Odaları. Yani bu sade ato Ankara için değil başkanım. Mesela bir bakkallar birliği derneği olur. Mesela bizim burada bir sürü dernekler i̇şte, var. Aynen o benim akıl erdiremedim. Bu dernekler dediği gibi bakkallar derneği var. Hı-hı. İşte sanayicilerin odaları işte, var. Odaları var. Hepsini bu odalar aslında bu fikrinizi mesela burada odada derneği gündeme getirseniz, Ankara'daki buradaki oda Ankara'da gündeme getirse, Ankara'daki oda konfederasyonda gündeme getirse, kendi aranızda bu organizasyonu yapabilirsiniz. Peki çünkü bunu, bu ticaret başka yerde açtın ha, başka yerde dile getirdin. Yok, ilk defa dile getiriyor. Güzel yani, olabilir. Şey de var başkanım, mesela bunu Türkiye'ye yaymaktansa önce Kızılcahamam'da kaç tane market varsa kendileri bir araya gelseler. Beraber sipariş. İlk olmak güzel değil mi başkanım? Tabii beraber sipariş verseler. Bu sadece şeyde değil. Yıllar önce bizim çocukluğumuzdan beri değişik sektörlerde işte bir araya gelelim, kuvvetli olalım diye. Mesela bunu komşu içerilerimizden yapanlar var. Hı hı. Mesela kumaş siparişi verecek.
ben 20 metre, öbürkü 20 metre, öbürkü 20 metre. Kaç tane esnaf var? 100. Gidiyorlar, bir kişi onların adına pazarlık yapıyor. 2000 metre kumaş. 20 metre kumaşı almak farklı, 2000 metre kumaşı ondan sonra da bölüşüp satıyorlar. Ama bizde mesela bu çoğu yerde de böyledir. Aynı işi yapan esnaflar aynı malı satmak istemezler. Dolayısıyla da bir araya gelemiyorlar. Bir araya gelseler de işte aynı ürünü satsalar ne olacak? Başkanım, ama işte insanların, tüketicilerin artık talepleri de çok değişti. Yani farklı ürünleri de isteyebiliyorlar. Dolayısıyla da bu bir araya gelmek biraz daha zorlaşıyor. Bizim ama sattığımız ürünler hemen hemen hep aynı. Yani marka da aynı, cins de aynı. Yani adam çocuk gittiği zaman bir çokomel alacaksa orada da çokomel adı değişmiyor yani. Yani bizim bakkallar yani kırtasiyedir bilmem nedir diğer ürünlere göre köy değil. Köy ürünleri, köyden gelen ürünler hariç diğerlerinde bir fikir yani, birliği oluşabilir değil mi? Tabii tabii böyle bir organizasyon yapılabilir. Yapılamayacak bir şey değil. Peki bu bir fikir, bu fikir sıkıntıların? Şey üzerinden olur ya bu... Atodan değil de mesela bu bakkallar odası üzerinde. Onu düşünmediydim ben. Yani başkanım, bakkallar odası gelir bir araya. Kuzurca mesela esnaflar belki odası var girebilir. Işte Ankara'dan veya işte Türkiye genel yapısında bir depoyu kiralar alır verir. O da şey yapmış olur yani olur o yapılmayacak şey. Şey de olabilir mi başkanım, tüm ürünlere etiket vurma. Ha bir de onu getirdi. Şimdi dedi ki bazı ürünlerin üzerinde etiketi var. Mesela bir kilitlediğin üzerinde işte o 10 tane üzerinde işte şu kadar fiyatı yazılı. Örneğin dedi yani bu yasal bir şey. Sizinle alakalı değil de ben fikir olarak benimsediğim için söylüyorum. Üzerinde etiketi olsa veya fiyatı olsa bunun için dedi hiçbir tereddüt olmaz. Yani bakkal ekmeği satarken tereddüdü yok değil mi? Evet. O zaman eski aldığını eski fiyattan satacak. Öyle. Tam öyle olacak. Neydi bakkal neydi o şeyde pazarın içerisinde? Şey, kokulu dayı. Kokulu dayı. Kokulu. O ayrılmıştı mesela silgi. Birisi aynı silgi eskiden almış eski fiyat, yeniden almış yeni fiyat. Ama güzel değil mi? Eskiden öyleydi. İnan şimdi bile ben hala aynı uygulamayı uygulamaya çalışıyorum başkanım. Yani yeni malı genelde üst rafta tutuyorum. Yani bir önceki etiket değişeceği zaman o... Okuludan huyu atmış demek. Ama hakikaten yani... Peki bu anlayış sana kar mı getirdi, zarar mı getirdi? Yok Allah'a çok şükür. Biz halimizden de memnunuz. Rızkı veren Allah-u Teala. Yani biz her şeyimizden memnunuz. Şu an hani derler pandemide şöyle oluyor, böyle oluyor. Kardeşim bunu devlet getirip pandemiyi senin ülkene sokmadı ki. Hı hı. Yani bu devlet getirip de yan yana gelin, birbirinize sokulun. Düğün yapın, dernek yapın, buralarda birbirinizin arasına gelin, bunu çoğaltın demiyor ki. Yani bunu insan, vatandaş düşünecek. Hepsi bizim elimizde. Şunu istedin miydi Türk insanı? 14 günde bitirir. Bitirir mi? Bitirir. Bitirir. Yasak olmadan bitirir. Bitirir. 14 gün içinde. Yani buna bize 14 gün süre vermiyorlar mı bu virüsün kaybolması için? Bir karantinaya girsen 14 gün kalıyor. Zor bir şey. Ben evde sıkıldım. Hastanede sıkılmayacaksın 14 gün dururken. Bu böyle değil. Bizim insanımızın içinde olacak. Bitireceğiz dediği zaman bitirir. Ama velhasıl kelam işte biri bir fikir söylüyor, biri bir fikir söylüyor. Bir de şu var mı Halil? Biz Allah'a teslim olalım, virüse değil. Tabii o muhakkak. Öyle değil mi başkanım? Tabii. Yani eğer ecel varsa, ecel mutlaka gelecekse, tedbiri almak tedbiri lazım. Alacağız ama Allah'a teslim olacağız. Öyle hastalığa, virüse, şuna buna değil. Onun için işte benim de şeyim, hep misal veriyorum İbni Arabi'nin, Muhittin Arabi'nin bir sözü, insanı ölümden eceli kurtarır diye. Yani eceli de, kaderi de biraz teslim olmak lazım. Şimdi sıkıntılarım. Evet. Süleyman şimdi, Başkan'dan beklentilerin. Veya şimdi ben 13-14 senedir burada bakkalım. Her sene kış kar yağar buraya. Aha. Ben sabahleyin arabamla çıkamam. Yürüyerek çıkarım. Her sabah yürüyerek çıkarım. 13-14 senedir demeyeyim. Son 2 senedir demeyeyim. Yani daha önceki dönemlerde yürüyerek çıkarım. Gelince ekmek arabasını ararım. Vatandaş gelir. Halil ekmek var mı der. Gelmedi. Halil ekmek gelmedi. Yoldan çıkamadı. Dön bakayım ekmek var mı? Dön ama, ekmek var mı? Var. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben bunu 2 senedir başkanım başkan olalı. Ben arabamla çıkıyorum. Ekmeğim de telefon eder etmez geliyor. Ha
Allah razı olsun. O görevi o saatte 5'te kalkıp 6'da kalkıp o icra edenlere de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ha, biz geliyorum, benim bakkal olarak her kış yaşadığım sıkıntı oydu. Sabahleyin geliyordum. Saat 10'a kadar, 11'e kadar kar yağdığı gün. İlk gece kar yağıyor ya. O gün. Ama bir sorun var. Kar mı az yağdı yoksa yok, hizmetten mi memnunsun? Şimdi nasıl söyleyeyim? Yani hizmet iyi. Hizmet iyi. Hizmet iyi. Yani arabamla çıkıyorum dediğim gibi. Hı hı. Ondan sonra telefon ediyorum. Fırın arabası telefon eder etmez geliyor. Yolda hı hı. bir sıkıntı yok. Arıyorsun. Abi araba çıkamadı. Zincir takıyoruz. La oğlum zincir kaç dakikada takılır? Burada bebeler ekmek bekliyor. La bu zincir kaç dakikada takılır? Abi bir denesi kopuvidi. Kopar mı zincir? Kopar. Bebe çıkamadı mı? Çıkamadı. İlla yavrum 2 saat. Abi sabah kahvaltıda ne yiyeceğiz? O zaman pandemi de yok. Bebeler okula gidecek. Evet. Okula da gidecek bebeler. Ondan sonra yol açılacak diye bekle. Ama 2 senedir öyle bir sıkıntım yok. Allah'a çok şükür. Sorum kar mı az yağdı? Kar az yağma değil. Geçen sene iyi kar yağdı. Yağdı değil mi? Geçen sene iyi kar yağdı. Yani karda falan daha öncekilerde de sıkıntı. Şimdi geçen sene 2 kere falan yağdı herhalde. Bu sene ama bayağı iyi yağdı. 1 kere de olsa kalması lazım. Evet. Zannettin abi sen. Mesela o biz Deli Yusuflar deriz. Başkanım da bilir. Biraz sert değil mi yokuş? Yani oradan çok az bir nasıl söyleyeyim 2 metre falan bir düzleni verse tam arabaya alttan vuruyorsun. Mesela şimdi değil ha. Şimdiye göre konuşmuyorum başkanım. Biz hep o zaman öyle derdik. 2 metre bir düzleni verse araba tam o depiye geldi miydi kalıyordu. Ora birazcık 2 metre aşağı iniverecek başkanım. Bu da bir yani öneri. Eğimi azaltalım diyor. Yani ileride şey yapalım. Şu anda asfalt falan var. Yani onu kazıp şey yapmak Ekmekçin de geldi. Bak dön. İşte komşun ekmekçin geldi. Yolda falan kalmamış. Karda var ama. Halil. Şimdi evet. Epeydir 12 sene 13 senedir konuştuk biz önceden. Bir bakkallık yapıyorsun. Halkın sıkıntıları size yansır mutlaka. Daha doğrusu veresiye defterine çok yansır. Sıkıntılar var mı? Onu şimdi başkanımın yanında da söylemeyim istiyorum ama Ankara Büyükşehir Belediyesi yandaşlarının defterini kapatıyormuş diye duydum ben. Bizim defter duruyor. Biz yandaşı değiliz herhalde. Şimdi o duydun mu? Var mıymış böyle bir şey? Öyle duydum ben yalnız. Aslı var mı yok mu bilmiyorum. Laftan ibaret. Öyle bir ara şey yaptı. Ben araştırdım. 2 tane. 1 tane market. 1 tane fırın. 500 lira mı ne vermişler? Öyle mi? Adamlar da şikayetçi. Şimdi defter kapanıyor deyince öbür veresiyeler de gelmedi. Yok yapmayın öyle. 500-600 lira vermişler herhalde. Gerçekten öyle bir algı şey oluyor zaman zaman. Şimdi Kızılcahamam Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi de ikisi de bu bize ait, bize hizmet eden 2 kurum değil mi? Ben bir de o fikrimi söyleyeyim mi? Tamam. Bana göre Büyükşehir'i kaldıracaklar. Bana göre. Bağlantıyı mı kesecek? Bağlantısı değil, başkanını da kaldıracak. Niye? Yani yeni mahallede belediye başkanı var. Keçiören'de var. Bütün hepsinde şey var. Yani bu Büyükşehir Belediye Başkanı'na ne gerek var? Her ilçenin belediye başkanı var zaten. Hı hı. Her ilçenin seçilmiş başkanı var. Herkes ilçesine hizmet ediyor. Bu nereye hizmet eder? Radikal fikirleri var. Şimdi işte, ya bu nereye hizmet eder? Tam senin aradığın gibi. Tam benim aradığım da siz gelmeden evvel biraz konuştuk. O uç fikirler aslında düşünülmemişi düşünebilmek, yapılmamışı yapabilmek veya söylenmemişi söyleyebilmek. Daha doğrusu o ilk olabilmek Kadir'de diyorum Halil'de mevcut. Ne diyorsun? Büyükşehir kalkar mı? Kalkmalı mı? Vallahi bilmiyorum. Şimdi bu sistem yıllardır devam eden bir sistem. Önceden işte tabii insanlar şunu diyor. Ben yerelde belediye başkanını seçtim. Büyükşehir'i seçtim. Bugüne kadar bir şey olmamıştı. Aynı şekilde yani düzgün bir şekilde gidiyordu. Fakat bu süreçte farklı şeyler de olduğu için siyasi görüşler de olduğu için belediye bazı sıkıntılar olabiliyor. Çünkü bazen res çekebiliyor. Benim işimi yapmayın. Biz önceden şey yapardık. Büyükşehir bizim işimizi yapardı. Biz büyükşehirin işini yapardık. Dolayısıyla da belediyeler arasında bir şey vardı. Bir yardımlaşma vardı. Fakat
bu dönemde işte geçen belki mecliste takip eden arkadaşlarımız olmuştu. Ben seni dinledim. Benim yapacağım işleri kesinlikle dokunmayın. Dokunursanız sizi savcılığa şikayet ederim, suç duyurusunda bulunurum dedi Mansur Bey. Ama biz ona rağmen büyükşehirin yapacağı iş veya ilçe belediyesinin yapacağı iş, cadde sokak ayırmıyoruz. Hepsini elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bazen bizim bile hangi işler büyükşehirin, hangi ilçe belediyesinin karıştırdığımız oluyor. Bazı yollar işte metre genişliğine bakarak büyükşehirin yapması gerekiyor. Bazı yolları bizim yapmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi imkanlarımız ölçüsünde bu kar temizliği ile ilgili işte temizliği ile ilgili, caddelerin temizliği ile ilgili biz onların hepsini yapıyoruz. Biz yani şunu da şey yapmadık. Mansur Bey böyle bir dedi. Şu caddeyi bırakalım. Vatandaş da işte buranın büyükşehir sorumluluğunda olsun, olduğunu bilsin. Ona göre davransın demedik. Biz kesinlikle bilmiyorum niye öyle bir çıkışta bulundu. Ona şey yapıp da eğer biz bırakırsak buradaki temizliği veya kar temizliğini, vatandaş biraz önce Halil Bey'in dediği gibi ben burada Süleyman Acar'ı belediye başkanı seçtim diyor. Şu cadde büyükşehirinmiş, şu cadde işte ilçe belediyesininmiş, ben ona bakmam diyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Zaten biz de vatandaşa hizmet için geldik. Bırakın siz bu caddelerin temizliği veya kar temizliği ile ilgili. Şeyde bile yani her sorunda vatandaş ilçe belediyesini arıyor. Sıkıntısı, maddi sıkıntısı olduğunda ilçe belediyesini arar. Apartmanında sıkıntısı olduğunda ilçe belediyesini arar. İşte komşusuyla tartışsa bile ilçe belediyesini belediye başkanını arar. Dolayısıyla biz de ASKİ ile ilgili sıkıntılarda bile bizi arıyorlar. Biz de ASKİ müdürümüzden işte onlarla diyalog kurup vatandaşımıza faydalı olmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ki işte işler arasında da işte bir, o zaman gündeme gelmişti mezarlıklarla ilgili. Mezarlıklar her şeyi biz şu büyük şehrin, bu ilçe belediyesini diye ayırmıyoruz. Elimizden geldiğince hizmet ediyoruz. Tabii Halil Bey'in dediği büyük şehre gerek var mı yok mu? O da yasa koyucunun bileceği iş. Yani ihtiyaç olmasa. Peki bu pandemi döneminde en zorlandığın konu veya halkın zorlandığı konu veya şartlar ne oldu? Pandemi dönemiyle yani bizim bir sıkıntımız olmadı. Allah'a çok şükür cumartesi pazarda bize yetki verdiler açılması için. Yani diğer esnaf arkadaşlar var mesela cumartesi pazar açamayan. Onlara sıkıntı oldu mu? Oldu. Ona bir şey diyemem ama bir de biz mahalle bakkalı olarak cumartesi pazarda açıyoruz başkanım. Yani herhangi bir sıkıntımız yok. Yani öyle bir maddidir, ödemedir o şekilde bir herhangi şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Ama halktan veya müşteriden gelen, daha doğrusu komşulardan gelen sıkıntılar var mı? Başkana ileteceğiniz. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, bu yine benim kendi düşüncem. Kadir Bey hastanemiz uzak, Kadir Bey uzak. Sabahları saat kaçtır mesela o saatler ayarlanır hastaneyle. Hani 8:30'da mesai başlıyor. Sabahleyin bir hastane servisi olabilir diye düşünüyorum ben başkanım. Onu şey yaptık ya, ben arkadaşlarla istişare yaptık. Daha sık servis koyalım dedik ama bu sefer de İşte bir yeri şey yaptığınızda bir tarafa zarar verebiliyorsunuz. Taksici esnafına sıkıntı olur mu diye düşündüm. Yapılabilir şu anda. Şimdi taksici esnafına da zarar verir de hocam. Şimdi şöyle bir de başkanım. Bura hakikaten maddi sıkıntısı çeken kişiler oturuyor genelde burada. Yani taksiyle de gitmiyor. Ha gidenler de oluyor. Ama velhasıl kelam genelde yayan gidiyorlar. Yayan gidip gelirken bir de defeden yamadan çıkması gerekiyor. Zaten hasta. Bir de yaşlıları var. Belli saatlerde mi olsun? Belli yani, bir saatte veya belli bir günde olabilir. Hani öbür esnafa da zarar vermeyelim. Hani ben ona da zarar sadece versin. Sadece şey değil bu. Zamanla bu uygulamalar olmuş. Mesela cennete otobüs gitmiş gelmiş pazar günleri. Talep olmamış, kaldırmışlar herhalde. Bilmiyorum yani talep olursa. Yani belli güzergahlar. Sadece Kadir Bey değil. Mesela Orhan Gazi civarı da var. Tabii. Yine belli güzergahlar tespit edilip çok sık yapmadan dediği gibi. Çünkü çok sık yaptığınız zaman bazı insanlara bazı esnafa zarar verebilir. Hani mesela belli günler. Mesela ben hastanelere işte bazen işte kendi tedavim için de gidiyorum da belli günlerde yoğunluk oluyor. Pazartesi günleri örneğin. Evet.
Olabilir işte. Veya bir haftanın perşembe günleri işte çarpı iki gün yani bir gün iki bir gün. Bir iki gün. Olabilir mi başkanım? Olabilir yani olabilir. Hastanenin yoğun olduğu yani pazar günleri. Genelde pazartesi oluyor. Pazartesi günleri çok yoğun oluyor. Hani diğer esnafa da sıkıntı olmasın. Senin dediğinde çok ben o konuyu düşünmediydim başkanım da o da güzel bir fikir. Yani her nimetin bir külfeti oluyor. Aynen. Her külfeti de katlanacak tabii. İnsanlar oluyor. Düşündük. Yani onu yapalım diye düşündük. Şimdi şöyle söyleyeyim bir de ben hazır mikrofonda tutulmuşlayım. Şimdi benim gözümde belediye başkanının mercisi geliyorum başkanım bana iş ver. Başkanım şuranın yolunu yapalım. Başkanım işte şuraya şöyle bir şey yapalım gibi bir görüş değil. Belediye başkanının görevi nedir? Başkanımın yaptığı gibi mesela sıfır atık projesi. Güzel bir proje. Hı-hı. Biz topluyoruz, atmıyorum, biriktiriyorum. Hı-hı. Geldi miydi buraya? Diyorum. Proje böyle. Şurada yol açılacakmış. Yol tamiri yapılacakmış. Adamın merdiveninin bilmem neyi kopmuş. Onları belediyenin personelleri var. Oralara birim şeyleri açılır. Telefonları. Hı-hı. Adam direkt orayı arar. Yani başkanın üreteceği fikirler yani biri önüne geçip de başkanım bizim Kadir Bey'in merdivenlerinin şeyi bu olmayacak. Bu. Öneri şu mu? Başkanın üzerindeki yoğunluğu birimlere mi aktaralım? Birimlere aktarılacak. Başkanımız da sadece proje hakkında. Denetleyecek. Tabii yani mesela yapılan otel ne projesiydi hocam? Vilayet evleri. Yani bizim böyle şeylere ihtiyacımız var. O mesela elektrik termal yani güzel projeler bunlar ilçeye yani sonradan detaylarda siz boğuluyorsunuz herhalde detaylarda yani küçük şeylerde küçük aslında yetkileri başkana gidilmeyecek. Başkan yetkileri mi dağıtsın birimlere yani, onların telefonlarını tabii. mı koysun? Şimdi şöyle bir şey var, biz zaten dağıtıyoruz bütün birimlerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde, fen işleri olsun, diğer işte birimler olsun, kırsal kalkınma olsun, bütün birimlerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde. Fakat Kızılcahamam küçük ilçe olduğu için vatandaşımız ne olursa olsun geldim mi bir de başkanı göreyim diyor, görmek istiyor. Evet. Bizler de mümkün mertebe, yani şimdi biz bugüne kadar bir halk günü yapmadık. Bizim için her gün halk günü. Her gün isteyen vatandaşımız biz orada olduğumuz sürece gelip görüşebilir. Randevuya gerek yok. Ama bunu kaldırdığınız zaman vatandaş alınabiliyor. Çünkü küçük ilçeyiz biz. Sizi devamlı görmek istiyor. Biz de ona mümkün mertebe cevap vermeye çalışıyoruz. Diğer işleri de zaten biraz önce bahsetti Halil kardeşim. Bu güneş enerji santrali olsun. İnşallah bu ayın sonunda bitecek. Vilayet evleri inşallah bir sene içerisinde bitecek. Fakat geçenki programda da size iletmiştim. Buna bile muhalefet edenler oldu. Ulusal gazetede işte bu dönemde bu yatırım yapılır mı diye. Biz de orada şunu dedik. Demek ki ulusal gazetede bile gündeme geldiğine göre Kızılcahamam'a gerçekten adını da söylemekte beis görmüyorum. Sözcü gazetesi. Hı hı. Hatta bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili konuştu. Bu dönemde işte bu yatırım yapılır mı Kızılcahamam'a diye. Biz demek ki büyük bir iş becermişiz. Yaklaşık 30-40 milyonluk bir yatırım. Bu yatırım bittiği zaman istihdam olacak. Bu yatırım bittiği zaman Kızılcahamam'a gelen turist sayısı artacak. Dolayısıyla Kızılcahamam'daki esnafımızdan alışveriş artacak. Dolayısıyla ticaret artacak. Bunu bile çekemeyip yani öyle bir muhalefet var ki memlekette. Yani yatırım yapıyorsun. Yatırım yapıyorsun. İstihdamı artıracaksın. Ticaret hacmini artıracaksın. Başkanım, o tenkit olmasaydı yaptığım işin doğruluğunda yani gerçekten o tenkitle dedim ki gerçekten Türkiye'de böyle bir gazetede gündeme geldiyse Kızılcahamam'da gerçekten biz bir şans iyi bir iş yapmışız. Şunu eleştiren arkadaşlarımız oldu. Bu ilçede siyaset yapıp da 10 milyonluk hastaneye 50 milyonluk üst geçit mi yapılır diye. Bir tane vatandaşımızın canı 50 milyonla da ölçülmez, 100 milyonla da ölçülmez. Biz o üst geçidi yaptırmaktaki maksadımız bir tane canın kurtulması, kazaların olmaması. Ki 10 milyonluk hastaneye yapmadık biz bunu. Orada işte millet bahçesi var, orada yani okullar bölgesi bir de. Her gün çocuklarımız gelip geçiyorlar. Yani onların bir tanesinin canı bile 50 milyonla da ölçülemez, 50 milyarla da ölçülemez. Maalesef gerek ülkemizde olsun, gerek ilçemizde olsun böyle kısır siyasetler oluyor, kısır siyasetçiler oluyor. Memleket sevdası diye diyen insanlar
basit şeyler yüzünden işte bu ne işte muhalefet yapayım da ne olursa olsun diye. Yani olmadık yani akla ziyan yani insanı şaşırtacak açıklamalarda bulunabiliyorlar. Ama biz bunlara rağmen vatandaşımızla devamlı istişare içerisindeyiz. Vatandaşlarımız dediğim gibi biz göremesek yanlarına gidemesek bile bizim yanımıza her zaman gelebiliyorlar. Eğer vatandaşımız bizden bir şey talep ediyorsa yapılan iş de umumun faydasınaysa 99 kişi memnun olur, bir kişi memnun olmayabilir. O 99 kişinin memnun olduğu işi yapmak için biz gecemizi gündüzümüze katıp onların her türlü muhalefetine rağmen, her türlü karalamasına rağmen biz elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız inşallah. Tabii Halil kardeşim gibi vatandaşlarımızın memnuniyeti de bizim yaptığımızı işte beraber yaptığımızı bizim derken onların desteği sayesinde yapıyoruz biz bu yatırımları. Bir güneş enerji santrali. Birileri hayal etmişler. Bizler gerçekleştirmek nasip oldu. İnşallah Şubat'ın sonunda bu devreye girecek. İlçe belediyesine bir katkıdır bu. Hem istihdam yönünden hem de para sirkülasyonu yönünde yani maddi sıkıntılarımız var zaten. Bir katkıdır. İnşallah o Şubat ayı sonunda devreye girecek. Bu sene içerisinde işte vilayet evleri devreye girecek. İşte millet bahçesi bu sene içerisinde bitecek. Yani akıl almadık muhalefetler olabiliyor. Ama biz bunların tutarsızlığını biliyoruz. Bunların işte muhalefet olsun da ne olursa olsun mantığıyla gittiklerini biliyoruz. Bir, bu sosyal medyadan yaptıkları yani bir de şunu görüyoruz. Yaptığımız icraatlarla değil de abuk sabuk paylaşımlar yapabiliyorlar. Bu belki program yayınlandığında bu paylaşımların günü geçmiş olacak ama ben en azından buradan serzenişimi veya vatandaşlara söyleyeyim ki yani sosyal medyadan öyle abuk sabuk paylaşımlar yapıyorlar ki yaptıklarımızla değil. Atıyorum 2 sene önce çekilmiş resimle ilgili işte paylaşım yapabiliyorlar, yorum yapabiliyorlar. Bunlar da bizi üzüyor ama bizi yolumuzdan caydırmayacak, bilselerdi yolumuzdan döndürmeyecek. Bilselerdi yapmazlardı diyeceksin başkanım. Bilselerdi yapmazlardı. Evet, bir programın sonu. Halil Usta, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. O başta anlattığım o konu gerçekten bir yara. O konu için teşekkür ederim. Bol kazançlar helalinden olsun. Amin. Cümle esnafımıza veririz. Başkanım size de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir programın sonu değil. Bir başka programın başlangıcı. Gündüz seyredenler için iyi günler. Akşam seyredenler için iyi akşamlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.